Altın abi neredeyse e, maçın duraklamalarında e, uzattı Trabzonspor. 93'te Vitor Hugo'nun golüyle ardından da uzatmaları daha iyi oynayan taraf Trabzonspor'du. Rüzgar maça damgasını vurdu. Çok zorladı oyuncuları. Belki de stratejik olarak bazı planları da değiştirdi. Ama kazanan tur atlayan Trabzonspor oldu. Yusuf Yazıcı da e, Trabzonspor'a adeta geri döndü. Evet. Bazı maçların birbirleriyle hiç alakası yoktur ama hikayeleri birbirine çok benzer. Ben 2008'de Moskova'ya Şampiyonlar Ligi finaline gittim. Ondan sonra bütün Şampiyonlar Ligi finallerine gitmeye çalıştım. Üst üste böyle 9 tane falan finale gittim. 2014. Lisbon. Real Madrid'in rakibi Atletico Madrid. Maçtayım. Ben biraz Real Madrid tutuyorum. Atletico daha iyi oynuyor. Bir de gol attı. 1-0 öne geçti. Real atamıyor, kötü de oynuyor. Doğrudur. gol pozisyonu da bulamıyor. Atletico zaten sıkı savunma yapıyor. Tam uzatmanın ilk dakikası galiba. 90. ya da 91. dakika bir korner. Ramos kafa golü bir stoper 1-1. Bir -bir. İkinci Real Madrid'in içine bir şey uzaylılar hani bu space jam var ya, ruhlarını alıyorlar. Real Madrid'in ruhu geri geldi. 4-1 bitti. Gareth evet. Bale girdi şimdi. Bale, Dimar ya oynadı ve Marcelo bir gol attı. 4-1 bitti. Dün o maç aklıma geldi seyrederken. Yani son dakikada uzaktan bir stoper. Sonra coşanların arasında patlama yapması bekleniyor. O evet. Bale gibi falan. Yusuf Yazıcı. Gerçekten çok benziyor evet. hikayesi bu arada. Maçta 4-1 bitti yani. Ya, hikayesi de aynı, rakamlar da evet, aynı. Evet, yani, Bir bir son anda bir stoperler bir. Stoperler atıyor. Golü evet, uzatmada atıyor. Favori yenik duruma düşüyor. Yani. Oradaki Bale, buradaki Yusuf Yazıcı belki. <laughs> evet, evet. Aynı böyle yani. Tak diye aklıma dünkü karşılaşmalara o geldi. Ondan sonra da Bale'de büyük bir çıkış olmuştu. Bir tane Şampiyonlar Ligi finali kazandı Liverpool maçı. Dilerim bu karşılaşma sadece Trabzon için önemli değil Yusuf. Aslında Lille'in oyuncusu ama Türk futbolu için bir değer. Uzun süredir büyük bir düşüş vardı. Hoca da maçtan sonra dedi ki bir sakatlığı vardı. Toparlandı 15 gündür çok iyi çalışıyordu dedi. E, attı goldeki soğukkanlı müthiş Gomez'in ortasında. Yani böyle çok üst düzey oyuncuların böyle Lewandowski'nin Benzema'nın yapacağı tek vuruşu tık diye yaptı. Biraz mental anlamda toparlanmış. Penaltıyı çok güzel attı. Evet, iki gol iyi Gerçi geldirdim. bence penaltı yok. Niye varal gidilmedi onu anlamadım. Neresine değildi onu da anlamadım. Bir, Recep Uçar da sarı kart gördü. Biliyorsun Abdullah Avcı'nın eski evet, yardımcısı. penaltı yaptırdı aynı zamanda. Yusuf'a müdahale vardı. Evet yani orada ayağa bir müdahale yoktu. Acaba oyuncunun eli Yusuf'un karnına mı geliyor da Çünkü var da kontrol etti ve penaltı dedi. Demek ki bir, bir şey görüldü. Evet. Ee, ama kolay bir penaltıydı. Penaltı da olmasa artık orada herhalde alırdı. 2-1 öndeydi zaten. E, fikrini merak ediyorum. E, Vitor Hugo 90 artı 3'te attı golü. Maçı uzattı. Çok kritik. Belki de maçın kırılma noktasıydı. Evet. Maçın uzaması Çünkü Ümraniye neredeyse kazanmak evet, üzereydi evet. normal sürede. E, Yusuf Yazıcı 2 gol attı. O da maçın yıldız evet. adaylarından bir tanesi. Ama bence Umut'un Kenara gelip Umut bozun. Maxi Gomez'in oyuna gelişi Trabzonspor'un oyununu çok değiştirdi. Yani Vitor Hugo çok önemliydi maçta, Yusuf çok önemliydi ama maçın bence performans yıldızı Maxi Gomez'di. Ki zaten golü de var, attırdığı gol de var. Nasıl değerlendiriyorsun Hugo, Yusuf Yazıcı ve Maxi Gomez? Oyunu kime verirsin? Hugo, Maxi Yusuf Yazıcı, Maxi Gomez. Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı. Yusuf'a veririm ama dediğin tespite tamamen katılıyorum. Yani Maxi Gomez oynamıyor olsaydı 4-1 olmaz da gene bir duran top sıkıştırma falan 2 birle tur atlayabilirdi veya penaltılara gidebilirdi. Bu kadar son bölümde rahat olmazdı. Açık söyleyeyim belli andan sonra Ümraniye gidemedi. Onlar da ilk yarıda şey kaçırdılar. Yalnızca 1-1'den sonra kale ağzında çok önemli bir tehlike oldu. E, 90 artı 7 mi 8 mi tam hatırlamıyorum. Zaten o pozisyondan sonra maç bitti dönerek Ümranieli bir oyuncu vuruş yaptı ve direğin üstünden dışarı gitti. Şimdi o oralarda biraz sıkıldı. 1-0 kendi de Umut'un bir tane daha kaçırdığı pozisyon var Umut Nayir'in. O da kritikti bence. Maça bakmadığım bazı anlar vardı şeyden dolayı. Belki o an olabilir. Tabii rüzgar yani çok zorladı gerçekten de oyuncuları. Dün çok lodos vardı İstanbul'da. Evet. Bir de küçük saha. Bir de küçük saha Yani stat olarak. Bazı noktalarda hani topa vuruyorsunuz, top rüzgardan geri geliyor sekip çok zorlandı. Trabzonspor açısından da Beşiktaş için söylediklerimi söyleyebilirim. Ana hedef Türkiye Kupası. Ve sadece 8 takım arasına kaldı. Yani bu büyük bir avantaj. Ve Beşiktaş da yok şu anda. Ee, burada iki rakip daha eleyebilirse finale çıkacak. Final tarafsız sağda. Ee, kupada devam eden Başakşehir. Aynı zamanda Avrupa Kupaları oynayacak. Lig'de mücadele ediyor. Fenerbahçe bu akşam oynayacak çıkıp çıkmayacağını bilmiyoruz ama Fenerbahçe'de Avrupa Kupaları ve ee, ligde mücadele ediyor. Şampiyonluk yarışının çok içinde. Galatasaray'da iki kulvarda birden gidiyor. Yani Sivasspor'da. Sivasspor'da evet. Sivasspor'da üçünde gidiyor. Şimdi ligde şampiyonluk yarışında değil ama düşmeme mücadelesi veriyor. Evet. Burada bir nebze Trabzon'un daha çok düşünmesi, alması gerektiği yol kupada olduğu düşüncesindeyim. Trabzonspor çok rotasyonla çıktı onlarda. Hocanın dediği gibi 7 farklı oyuncu. Ama biraz da Recep Uçar'ın söylediği gibi iyi futbol yetmiyor. O anlarda oyuncu kalitesi belirliyor. Nasıl ki Konya'da oyuncu kalitesi olarak öne çıkan ve kazanan bir Beşiktaş vardı. Galatasaray'ın bazı maçlarda oyuncu kalitesi Alanya'da olduğu gibi çok öne çıktı. Hı hı. Ee, aynı şekilde Yusuf Yazıcı kazanmış olmakta Trabzon'un geleceği açısından bu sezonun geri kalan kısmı açısından Maçın kazanılması kadar değerli. Oyuncu demişken bazı seçimleri de sorayım. Hüseyin Türkmen savunmada He. 11 başladı. Arif genç oyuncu sol bekte başladı. Hamşik ilk 11'e geri döndü ki niye oynamadığı konusunda eleştiriler de vardı. Biraz farklı seçimler de vardı. Naci Keza aynı şekilde. Umut yine 11'de başlayan isimlerden bir tanesiydi. Hocanın tercihlerini ve aldığı verimi nasıl değerlendirirsin? Sonra hamleler de yaptı Şimdi, zaten. Maçı dinlerken eski mesai arkadaşlarımdan çok sevdiğim isim Hamdi Aslan yorum yapıyordu. Evet. Zaten ilk gole kadar Beşiktaş maçı açık olduğu için biz küçük ekranda seyrettik. Yani sesli anlatımla şey yapmadık. Gol de geldi. Daha sonraki dönemde maçı Hamdi'nin yorumlarını görürken çok heyecansızdı. Yani Trabzon'un oyunu çok heyecansızdı. Böyle bir türlü canlanamayan, toparlanamayan hatta hatta şöyle bir şey oldu maçı anlatan spiker arkadaşımız 114. dakikaydı galiba maç 4-1'di artık Trabzon turu geçti değil mi diyebiliriz değil mi <laughs> diye Hamdi'ye sordu Hamdi de artık bundan sonra yani o 2-1'den sonra hala çok güvenmem. 3-1'e rağmen bile olmayan şeyi 4. golden sonra konfirme ettiler bu bazı zamanlarda olur yani böyle deplasmanda 109 gün kazanamamışsın bu maçta direkten dönüp maç uzatmaya gitmiş Böyle bir patlama maçı Yusuf geri gelmiş, birkaç aksiyonu birden kazandı Trabzonspor. Çeyrek finale kaldı. deplasmanda maç kazandı. Yusuf yazıcı gol attı. Hafif tartışılan Maxi Gomez de sonradan girip gol asist yaptı. Niye oynatılmıyor denilen Hamşık de berbat oynadı. Hamşık sonunda böyle kalktı. <laughs> o zaman hocanın tercihi burada anlam kazanmış oldu belki de. E, Hamşık sanki kafasından Trabzon'daki yerleşim vaktini çıkartmış gibi duruyor. Yani sanki öyle duruyor. Sezon sonunda İtalya mı gidecek? Napoli'nin yardımcı antrenörü mü olacak? Slovakya'ya mı gidecek? Bilmiyoruz ama heyecanı biraz azalmış gibi. Öyle gözüküyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Ümraniye Spor galibiyetini değerlendirdi. Zira Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Trabzonspor deplasmanda Ümraniye sporu 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Bordo Mavililerin Teknik Direktörü Abdullah Avcı karşılaşma sonrası konuştu. Avcının sözleri. Abdullah Avcı, Yusuf yazıya bir parantez açalım. Türk futbolunun ve Trabzonspor'un yetiştirdiği özel bir oyuncu. Bizim de beklentilerimiz fazla. 15-20 gündür istekli çalışıyor. Doğru çalışınca karşılığını alıyorsun. Çok formasyon değişikliği, çok oyuncu değişikliği bazen performansı düşürebiliyor. Maç sonunda Vitor'u ileri yollayıp kenar ortası denemeye başlayınca golü bulduk. Enerjimiz yukarı çıktı, onların enerjisi düştü. Kaliteli oyuncu refleksi devreye girdi dedi. Devrede 3 değişiklikle oyuncu kalitesini yukarı çektik. Bir, Diamond modeli denedik. Daha iyisini yapabilirdik. Oyun sonunda direkt oyun ve kenar ortasını denedik. Maç biterken doğru zamanda golü bulduk. Büyük takım ve kaliteli oyuncu refleksi devreye girdi. İfadelerini kullandı. Trabzonspor'da Viter Hugo, Ümraniye spor maçı sonrası konuştu. Hugo, hayatımda ilk defa bu kadar sert bir rüzgara karşı oynadım. İki takım adına da şartlar kolay değildi. Rüzgarla oynadığımız anlarda istediğimiz oyunu oynayamadık. Maçın son anlarında Abdullah Hoca ileri gitmemi söyledi. Ben de maçı uzatma fırsatını yakaladım." dedi. Uzatmalar yol haritası olmalı. Şampiyonluk yarışında geride kalmışsın. Senin artık öncelikli hedefin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak olmalı. Başakşehir maçını kazandığın kadroyu neden bu kadar bozuyorsun? O maçın ilk 11'inden 9 oyuncuyu rotasyona sokup, maça temposuz, güçsüz ve heyecansız başlıyorsun. Hem de ilk yarıda rüzgarı arkana alarak oynamana rağmen, golü bulan Ümraniye Spor oluyor. İlk yarıda öne geçecek pozisyonlar da buldu Trabzonspor. Ama hem Trezeget, hem de Umut Bozok, iki net pozisyonu acemice harcadı. Abdullah Avcı, sahadaki takımına ivme kazandırmak için ikinci yarıya girerken 3 hamle birden yaptı. Bakasetas, Yusuf Yazıcı ve Maxi Gomez oyuna dahil oldu. Naci, Umut ve Trezeget kenara geldi. İlk yarıda Trabzonspor'un yapmadığını ikinci 45'te Ümraniye Spor yaptı. Rüzgarı iyi kullanıp, bol bol şut attı Trabzonspor kalesine. Bu şutlarından birinde Larsen topu çizgiden çıkardı. Trabzonspor, bu sezon bir türlü hızlı oynayamıyor ve ön alanda çoğalamıyor. Hücuma çıkan oyuncular da birbirine yakın oynamıyor. Böyle olunca final pasları da yerini bulmuyor. İkinci yarıda şiddetli rüzgara karşı oynarken, havadan oynamak da neyin nesi? Ceza sahasına girmezsen, nasıl gol atacak ve pozisyon üreteceksin? Trabzonspor'un ne güçlü bir oyunu var ne de takım oyunu. Ezbere bir oyunu var Trabzonspor'un. 70 dakika sahada kalan Arif Boşluk, Trabzonspor adına sahanın en iyisiydi. Maçın son anlarında hücuma çıkan Vitor Hugo'nun golü piyangodan çıkmış gibiydi. Trabzonspor'un kapısını çalan o tesadüf, maçı uzatmalara götürdü. 90 artı 8'de Mustafa, Maxi Gomez'i ceza sahasında yere indiriyor. Hakem Ümit Öztürk pozisyona seyirci kalıyor. Ama Vardaki Abdülkadir Bitic'in, hakemi monitöre davet edince, hakem penaltıyı veriyor. Bakasetas, penaltıda topu auta attı. Sahada Maxi Gomez var, neden penaltıyı o atmaz? Anlamış değilim. Takımın penaltıcısı Bakasetas olsa bile Gomez varsa, penaltıyı o atar. Geldiği günden beri ortalarda görünmeyen Yusuf Yazıcı, nihayet 103. dakikada geri döndü. Bu golde asisti yapan da Gomez'di. Takımı adına bir de penaltı kazandıran ve atışı gole çeviren Yusuf Yazıcı, turu getiren isim oldu. Gomez ise Trabzonspor adına uzatma bölümündeki etkili futbolu, farka taşıdı. Trabzonspor, uzatma anlarına kadar kötü bir futbol ortaya koydu. Ama uzatmalarda maçın önemini kavrayıp, futbola odaklanan Bordo Mavililer, turu geçmeyi başardı, deplasman kabusunu da bitirdi. Dünkü maçın uzatma bölümündeki Trabzonspor, geçen sezonki, şampiyon Trabzonspor'u hatırlattı bizlere. Abdullah Avcı ve öğrencileri, dünkü maçın 30 dakikalık uzatma bölümünü defalarca izlemeli. Bundan sonraki maçlarda da bu uzatmalardan kopya çekerek oynamalı. Trabzonspor, Emrehan Gedikli'yi Avusturya Lustenau'ya kiraladı. Trabzonspor, Emrehan Gedikli'yi sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla Avusturya Lustenau'ya kiralandığını açıkladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcumuz Emrehan Gedikli'nin 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Avusturya Lustenau kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. İfadelerine yer verildi. Bordo Mavili ekip ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emrehan Gedikli, sezon sonuna kadar Avusturya Lustenau forması giyecek. Trabzonspor'da Süleyman Cebeci belirsizliği. Trabzonspor'un 20 yaşındaki orta saha oyuncu Süleyman Cebeci'nin sözleşmesinin bitimine 6 ay kalmasına rağmen henüz imzalar atılmadı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu geçtiğimiz hafta oyuncunun sürecini ilerleten ailesiyle yeni sözleşme için görüşmeler yaparken söz konusu görüşmeden sonuç çıkmadığı öğrenildi. Süleyman Cebeci oynamak istiyor. Bu sezon Trabzonspor formasıyla 16 maçta 11 gol, 7 asist yaparak öne çıkmayı başaran Süleyman Cebeci devre arası kampına da götürülmemişti. Oyuncunun Trabzonspor'dan talebinin A takım forması altında boy göstermek olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor. Abdullah Avcı'nın kararı bekleniyor. Bölgesinde yıldız oyuncular bulunan Süleyman için yapılan görüşmenin devam ettiği ifade edilse de Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın genç yetenekle bir görüşme yapması bekleniyor. Trabzonspor'da daha önce altyapıdan Arif Boşluk, Oğuzhan ve Poyraz A takıma dahil edilmişti. Oyuncunun sözleşmesi 31 Mayıs 2023'de sona erecek. Trabzonspor'a gelecekti. Başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmez. Trabzonspor'un gündeminde yer alan isimlerden olan adama Traore'nin başından komik bir olay geçti. Trabzonspor'un sezon sonuna kadar kiralamak istediği adama Traore'nin başına oldukça komik bir olay geldi. Salı günü Fakap'ta oynanan Wolves Liverpool maçında eğlenceli bir sahne yaşandı. Ani bir elektrik kesintisi Wolves'un kanat oyuncusu adama Traore'ye orta atmak üzereyken buldu. Stadyumdaki ışıklar bir anda kesildi. Güç kaynağı yeniden geldiğinde top çoktan oyun alanından dışarı çıkmıştı. Traore o anlar için böyle şeyler İngiltere için normal yorumunda bulundu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İspanyol vatandaşı adama Traore için Avrupa'nın pek çok kulübü devrede. Trabzonspor ise mali asıllı sağ kanat oyuncusunu en azından sezon sonuna kadar sözleşmesini dondurmaya hazırlandığı Edin Visca'nın yerine getirmek istiyor. George Mendes ile bu konuda yapılan görüşmelerde herhangi bir aşama sağlanamadı. Trabzonspor'un oyuncusu İtalya yolcusu. Trabzonspor forması giyen Enis Bardiya'ya İtalya Serie A Ligi takımı Torino talip oldu. Enis Bardiya Torino kancası. Trabzonspor sezon başında iddialı bir kadro kurmak için İspanya ekibi Levante'den Enis Bardiya'yı 3 milyon euro transfer etmişti. Bordo Mavililerde ilk maçında Antalya Spor'a 2 gol atan Bardi performansı ile taraftarı etkilemişti. Ancak daha sonra gösterdiği performans ile hayal kırıklığı yaşattı. İtalyan basınının iddiasına göre Trabzonspor'un gelecek iyi bir teklifte satış listesine koyduğu 27 yaşındaki Kuzey Makedonyalı oyuncu için Torino kulübünün ilgilendiğini iddiasında bulundu. Enis Bardi Trabzonspor istatistiği Trabzonspor'un sezon başında İspanya ekibi Levante'den 3 milyon euroya kadrosuna kattığı 27 yaşındaki 10 numara bölgesinde oynayan Enis Bardi Bordo Mavilerde geldiği günden beri toplam 24 karşılaşmada 4 gol katkısında bulundu. Asist katkısı veremedi. Bardi bu maçlarda 4 sarı kart gördü. Trabzonspor'da 3 isme teklif bekleniyor. Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor transfer planlamasına geçen Bordo Mavililer'de 3 yabancı futbolcuya teklif bekleniyor. İşte detaylar. Trabzonspor'da gelen teklifler doğrultusunda ederini bulan hemen her futbolcunun satılması bekleniyor. Özellikle Canini için Meksika ile Arap Yarımadası'ndan bazı kulüpler devreye girmiş durumda. Piyasası olan ve teklif gelmesi beklenen diğer isimler Bardi ile Larsen. Larsen'e ülkesi Danimarka'dan bazı kulüplerin ilgisinin olduğu belirtiliyor.